Ankara'da da ilginç şeyler oluyor. Ankara'da bir mal varlığı tartışması var. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil, Turgut Altınok mal varlığını açıklayamıyor. Açıklayamadı. Açıklamadı bugüne kadar. Mansur Yavaş açıkladı. Tak diye masanın üzerine koydu. Dedi ki benim mal varlığım budur. Şimdi böyle bir polemik devam etmeye başladı. Ve de Turgut Altınok'un kimi sözleri konuşuluyor. Yani her şey Allah'ındır. Biz bunların işte emanetçisiyiz gibi bir lafı vardı. Buna bir açıklama getirdi. Ne demiş bakalım isterseniz. Malum mal varlığı tartışmaları yine konuşuluyor. Çıktığınız bir programda da mal varlığı ile ilgili mülk Allah'ındır açıklaması yaptınız. Allah ayeti diyorum ben. Biraz ayet, mülk Allah'ındır. O ayettir. Her şey Allah'ındır. Orada diyorum ki bunu yani bir objektif bir ne olur televizyonculuk yapın. Bunu da Fox TV'ye söyleyin yöneticilerinize. No TV. Kim yapıyorsa No TV'ye. Diyorum ki belediye başkanı olduğunda Ankara'nın en zengin belediye başkanı diye haber yapıldı. Mal varlığını da ben de açıklayacağım yakında. Ne zaman duyacağız? Onu ben istediğimde duyacaksınız. Şimdi burada bir sıkıntı var. Yani Turgut Altınok böyle bir siyaseten bu topa girdiğinde şey olduğunda yani hamama giren terler. Şimdi hamama girdiğiniz zaman kıyafetlerle girmiyorsunuz. Herkes bir şekilde peştemalleri alıp giriyor. Şimdi ben hamama girdim takım elbiseyle istediğim zaman çıkartırım. Pek olmuyor. Şimdi Mansur Yavaş da bunun farkında. O da hiç de yavaş değil hızlı bir şekilde bu polemiğin üzerinde doğal olarak tepiniyor. Ne diyor mesela Mansur Başkan? 2019'da göreve başlarken neymiş, şimdi ne olmuş ortaya serdik. Ve bütün Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına dedi ki siz de çıkarın. Çünkü sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz. Ses yok. En son mallar bana aittir, hepsi Allah'a ait dedi, geçti. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Açıklayıncaya kadar bütün halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli. Bizimkini web sayfasından görüyor. Onların parasıyla zenginleşip zenginleşmediğini görmeli. Ben 5 yıldır hiçbir yere fotoğrafımı asmadım. 5 yıldır bir tane minibüs, bir şoför, bir koromayla gezdim. Ne çakarlı araç ne konvoy. Onlar o konvoyları sizin paranızla yapıyorlar. Ve bunun da hesabını vermiyorlar. İşte bunun hesabını öbür dünyaya bırakmak yok. Hepimizin inancı var mübarek gün. O hesabı sandıkta siz soracaksınız. Ve çok kuvvetli şekilde soracaksınız. Şimdi Turgut Altınok her geciktirdiği gün bu tartışmayı eğer Mansur Yavaş sıcak tutarsa aleyhine yazan bir durumla karşı karşıya. Eğer yani bu açıklamayı yapacaksa son güne kadar beklerse Altınok gol yiyecek. Belli ki burada ırpalanmaya devam edecek. Nitekim CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da mal varlığınızı açıklayacak mısınız sorusuna mülk Allah'ındır cevabını veren Turgut Altınok'la bakın nasıl kafa bulmuş, dalga geçmiş. Durumu iyi bir abi var. Abi dedi işim bittiyse seni eve bırakayım dedi. Arabayla mı geldin? Evet dedi. AVM'nin otoparkına bir indik. Deli gibi bir jipin yanında durdu. Benden büyük jip. Markasını bile söyleyemiyorum. Range Rover mı? Rolex mi? O saat markası mıydı? Rover mıydı? Abi dedim bu araba senin mi? Mülk Allah'ındır dedi. Doğru inanan insanlarız. Mal bizim değil Allah'ın. Yani mülk Allah'ın. Evet. Hepsi Allah'ın. Ruhsatı kimin abi dedim. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün ruhsatı ona aittir dedi. Tamam o da doğru. Ama bir şey merak ediyorum abi dedim. Bu aracın motoru taşlar vergisini kim ödüyor dedi. Ha onu ben ödüyorum dedi. Dedim abi. Mülk Allah'ın vergi kulun. Allah güle güle kullanmak nasip etsin. Yeni kuşak komedyenlerin hastasıyım. Bu arkadaşımızı da çok çok başarılı buluyorum. Çok doğal. Ve içten şeyler yapıyor. TikTok'ta, Reels'da zaman zaman denk geliyorum. Yani bu esprilerle karşılaşacak şimdi. Karşı tarafta benzer video editleri yapıyor. Şu anda video editler yarışıyor diyebiliriz. Bu arada Aykut Erdoğdu ilginç bir şekilde sahalara döndü. Bir dönem CHP'den uzaklaştırılmıştı. Sonra Ümraniye Belediye Başkanı adayı olarak döndü. Ve de o da dün şaşırdım ben. İlginç bir çıkışla
geldi. Dün bu arada Ekrem İmamoğlu'na dedim ki ya mal varlığınızı açıkladınız. İki şey dikkatimi çekti. Bir silahınız var dedim. Hayırdır hani İstanbul'u güvensiz mi buluyorsunuz? Güldü. Dedi ki ya nerede olduğunu bile bilmiyorum yani. Ta 40 yıl önceden almışız yani şeyden dedim. Dedim bütün Karadenizlerde zaten bu bir şey hani. Ama Aykut Erdoğdu da ilginç bir beylik silahı göndermesinde bulundu. Ne demiş bir izleyelim bakalım. Kardeşinizim, ben sizin belediye başkanınız olacağım. Sizin çöpünüzü toplamaya geliyorum, buna da gurur duyuyorum. Ama bu sokaklarda bir kişiye uyuşturucu sattırmam, 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 sattırmayacağım. Emniyetimizle birlikte savaşacağım. Milli Eğitimimizle birlikte savaşacağım. Sağlık Bakanlığıyla birlikte savaşacağım. Kendi çocuklarım için, yeğenlerim için, sizin çocuklarınız için savaşacağım. Eğer satmaya devam ederse beylik silahımı koyacağım. Kendim sokağa ineceğim, sattırmayacağım. Şimdi tabii bu tehlikeli bir şey. Aykut Erdoğdu belediye başkanı olarak elbette bununla mücadele eder, edebilir. Ama bu işi yapması gereken emniyet güçleridir. Sonuçta eğer herkes kendi tedbirini alırsa emniyet ne yapacak? Bu arada yani Ali Yerlikaya'dan, İçişleri Bakanı'ndan bir şey rica edeceğim. Polisimiz bazen sertleşiyor, bazen de çok naifleşiyor ve kendisini, kimi kendini bilmezler karşısında çok güçsüz, çaresiz bir durumda bıraktığını görüyorum. Bunlardan bir tanesi dün yayınlanan bir video. 14 dakikalık bir video şeye düştü. Ve de bir sıradan bir trafik çevirmesinde bir kadını çeviriyor. İşte ehliyetim yok, alkolüm belli değil. Fakat kadın, o hepimizin bildiği şey var ya, seni sürdüreceğim, seni bilmem ne yapacağım diye polisi tehdit ediyor. Getirebilir misiniz o videoyu varsa eğer yayınlayabiliyorsak? Şimdi burada... Bakın burada plakanlar... Adını söyle. Benim ekip kodum bu. Adını söyle bakayım. Normalde biz polise selam verip geçiyoruz. Yani. Yok kaç oluyor burası? Senin adın ne? Adın Nasıl? Ne? Adın ne? Ve polis kardeşimiz de hala iyi niyetli bir şekilde işte ya telefonunu alıyor bilmem ne yapıyor. Şimdi artık zaten polislerde bildiğim kadarıyla bir kamera da var. Yani trafik şeyine girdiğinizde uyarıyorlar. Aslında Amerika'da uyarmazlar. Mesela ben yurt dışında çok uzun yıllar yaşadım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polise böyle bir şey yapsan, ters kelepçeyle anında seni yere yapıştırıp sırtına da dizini koyar. Yani çok fazla koyarsa görüyorsunuz ne olur. Ama hiç kimse polise böyle bir şekilde davranamaz. Çünkü bilir ki eğer sen bu şekilde davranırsan karşılığını alırsın. Biz de şimdi zaman zaman görüyorum. Eğitimsizlikten mi, iyi niyetten mi, hani ya kadın şimdi şey olmasın diye mi? Fakat bir polisi bu kadar tehdit etmek, seni buradan buraya sürdürürüm, seni buradan buraya bilmem ne yaparım demek, benim bir Türkiye vatandaşı olarak gururuma dokun. Ben her zaman polis şiddetine, işkencesine karşı çıkmış bir insanım. Fakat bir ülkede otorite kuracaksam, bir tane, affedersiniz, kıçı kırık sarhoşa da bu kadar müsamaha göstermemek lazım. Takacaksın kelepçeyi, göstereceksin, alacaksın bu kadını mesela. Zaman zaman yapıyorlar. Var ya adam, havaya ateş açıyor, pompalıyla havaya da ateş açmıyor, etrafa ateş açıyor, kız almaya gidiyor. Sosyal medyaya koyuyor bunu. Eskiden bunlar koyup geçerlerdi. Şimdi artık koyamıyorlar. Koyduğu an ters kelepçeyle buluyor kendisini şey. Sonrasında ne oluyor bilmiyoruz. Muhtemelen adalet de önüne çıkıyor. Hadi bakalım taksi petrolünü herkes yoluna yolluyor ama yani şu kadar uzun bir süre bir sarhoşa bu kadar tahammül edilmesi, hakaretleri aşağıda alınması. Yani bunun içinde eminim polis kanunu şey yapan bir sürü şey var. Ben bir asker çocuğuyum. Bizim yaşadığımız dönemde bir askerin, bir polisin ne bileyim biz öyle büyütüldük yani düğmesine bile bir şey gelse başına işte bilmem ne kadardan dava açılırdı. Şimdi bir tane diyorum ya kıçı kırık bir tane kadın elinde telefonla sen kimsin? Yani meydan okuyor, şey yapıyor.
Orada polis de seyrediyor yani. Bu yeni bir görüntü mü emin değilim. Çünkü kısa kollu bir şey var. Muhtemelen yazın çekilmiş bir görüntü. Zaten görüntünün ilk kaynağı, baktığım ilk çıkış kaynağı da daha FETÖ'cümsü bir kaynaktan çıktığını gördüm. Tam da emin olamıyorum o yüzden. Çünkü bunlar böyle bir bütün emniyeti zan altında bırakan, töhmet altında bırakan şeyler gibi gözüküyor. Ama genel olarak zaman zaman denk geliyorum. Böyle şeylere hiç müsamaha etmemek lazım. Hatırlarsanız bunun en şahane örneklerinden bir tanesi. Bir kuryeyi çeviriyorlardı. Neredeydi? Geçtiğimiz aylarda Bursa'da mı? Geçtiğimiz yıllarda denk gelmişti. Dur diyordu işte, şimdi teşkilatı arıyorum diye tehdit ediyordu. Ne teşkilatı lan? MİT'i mi arıyorsun ya? Parti teşkilatı. Bilmem ne abi, beni çevirdiler diye. Sonra ters kelepçeyle aldılar götürdüler. Sonra özür diliyordu kurye yani şeyden. Ve de pandemi döneminde yaşanmıştı. Yani böyle şeyler önemli. Şimdi bunları bir kısım daha önce söyledim, Selçuk Şirin de bunu yazmıştı. Sosyal medyada büyük bir propaganda dönüyor. Yani bu böyle kurumsal yapıları güçsüz göstermek, Türkiye'de kaos varmış, her şey kötü, bir kontrol dışına çıkmış gibi bir hava yaratmak için de pompalanan görüntüler var. 30'a da düşmeden söylüyorum. Yani sadece bu görüntü üzerinde söylemiyorum. Çünkü bu görüntü muhtemelen yeni çekilmiş bir görüntü değil. Ama zamansız bir görüntü yani. Bunlara her zaman dikkat etmek lazım. Her anlamıyla yani, ne bunların gazına gelmek lazım, görüyor musunuz abi işte emniyette, çünkü öyle bunu pompalıyorlar işte. Bak, görüyorsunuz polisleri ne duruma düşürdüler, görüyorsunuz işte emniyetteki işte şey kaos, öyle değil oysa yani. Yani bakıyoruz şu anda adam pompalıyla ateş ediyor, hop alındı, bilmem ne oldu, hop alındı, anında WhatsApp'tan görüntülü olarak ulaşıyor bize.